Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi nedir sorusunu bize birçok hasta yönlendiriyor. Sadece estetik cerrahi ameliyatı yaptığımızı zannedenler de mevcut. Ancak plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanlığı yaklaşık 5 ila 6 sene kadar süren Türkiye'de ortalama ve uzmanlık süresi boyunca yaklaşık belki %10 ila 15'inde estetik cerrahi ameliyatları yaptığımız bir uzmanlık dalı. Biz plastik cerrahların eğitimi içerisinde rekonstrüktif mikro cerrahi, yani örneğin vücut bütünlüğü yaralanmalar nedeniyle veya doğumsal bir takım sorunlar nedeniyle bozulmuş kişilerde vücudun başka bir yerinden damar, sinir paketi içerecek şekilde bir yumuşak doku transferi yapabilmek, örneğin bacağı yaralanmış bir kişide vücudunun başka bir yerinden yumuşak doku transferini atar damar ve toplar damarlarıyla beraber yaparak o açık yarayı kapatabilmek, yani mikro cerrahi yöntemler bizim uzmanlık alanımıza giriyor. Bunun dışında kraniofasyal cerrahi dediğimiz veya maksilofasyal cerrahi dediğimiz yüz kırıkları, elmacık kemiği kırıkları, yanak kemiği kırıkları, orbita dediğimiz göz kemiklerinin kırıkları, doğuştan olan bir takım tavşan dudak, tavşan damaklar veya kafatasının doğuştan olan deformitelerinin onarımları, yani rekonstrüksiyonları da bizim branşımızın içine giriyor. Deride çıkan tüm lezyonlar, özellikle de tümör veya deri kanserine dönüşebilecek tüm lezyonların cerrahi ameliyatları ve sonraki takipleri yine plastik cerrahinin uzmanlık alanı içine giriyor. Yanıklar, ister termal yanıklar olsun, ister nükleer yanıklar olsun, bütün yanıklar yine plastik cerrahinin uzmanlık alanına giriyor. Bunun dışında da tabii ki her türlü estetik ameliyat, yani meme küçültme, büyütme, karın germe, liposuction, yüz germe, burun estetiği gibi bütün ameliyatlarda yine plastik cerrahinin uzmanlık alanı içine giriyor. Dolayısıyla bir plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı aslında sadece estetik cerrahi değil, bütün bu aşamalardan geçtikten sonra estetik cerrahiyle de ek olarak ilgilenir hale geliyor. Dolayısıyla bir plastik cerrahın deneyimi aslında çoğu kişinin bildiğinden çok daha ötesini kapsıyor.